Fokus'la karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus programında bugün neler konuşacağız? Öncelikle ilk bölümde birazdan finansal istikrar raporunun detaylarını konuşacağız Gizem'le beraber. Orada öne çıkan noktalar ne? Hem cari açık tarafı, hem cari açığın finansmanı, hem de borçluluk rasyolarına dair detayları karşınıza getireceğiz. Yine programın ilk bölümünde ele alacağımız bir diğer başlıkta Gülay Güner'le beraber KOBİ'lerin borçlanma koşulları, finansmana erişimi, oradaki yatırım iştahı nasıl, bu detayları ele alacağız. Programın ikinci bölümünde ise bugün biliyorsunuz risk yönetimi var. Orada da Gedik Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu bizimle olacak. Kur opsiyonlarına dair son yüksek volatiliteyle beraber opsiyonların maliyeti, hedge etmenin maliyeti ne kadar arttı? Sadece dolar TL değil, euro dolar tarafındaki düşüş için de ihracatçı yayının stratejileri olacak Coşan'ın. Şimdi gelin bir rakamlara bakalım. Fiyatlamalar bize neler söylüyor? 1797 puanda bir Borsa İstanbul var. %1.20'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz o tarafta. Dolar TL'de 12.01'den geçiyor işlemler. %0.23'lük bir yükseliş var. Euro TL'de 13.50'yi görüyoruz. %0.42 Euro TL yükseliyor. Ben birazdan borsadaki en çok düşenlere de ekrana rica edeyim. En çok yükselen ve düşenlere bakın. Bu %1.17'lik düşüşte hangi hisseler bugün öne çıkıyor? Yüzde bazlı kayba baktığımızda. Ve son olarak parite, orada da 1.12.30'lardayız. Bugün en çok artanlar da Türk İlaç Serum, Selçuk Eczacı, Netaş Telekom, Deva Holding ve Eczacıbaşı ilaç olduğunu görüyoruz. Tabi pandemi, dördüncü dalga söylemleri yeniden aslında ilaç ve kimyevi taraftaki hisselere pozitif etkilerken dünden itibaren gördüğümüz tabloda havacılık hisselerinde biraz baskı vardı. Buradaki elbette ki kapanmalar ve dördüncü dalga mesajı da etkili oluyor tüm dünyada genel olarak havayolu hisseleri için. Bakalım en çok düşenlere, en çok artanlar da ağırlıklı yine bakıldığında kimyevi ürünler var dedik ama en çok düşenlerde de evet dünkü tablonun benzeri var. Pegasus %5.30 aşağıda, TAV Havalimanları %5, Türk Hava Yolları %4.8. Şu an tüm havacılık hisseleri yaklaşık %5 aşağıda bu endişelerle beraber, bir de Albaraka ve TÜPRAŞ'ın da en çok düşenler içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Orada da kayıp yaklaşık %3 seviyesinde, havacılık kadar olmasa da en çok düşen listesinde bu hisselerde. Şimdi gelelim stüdyoya, başlayalım grafik düellosuna Gizem'le beraber. Gizem, günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi finansal istikrar raporu yayınlandı. Biz de detayları birazdan seninle değerlendireceğiz ama bir playlistimiz var. Öncelikle öne çıkan maddeleri bir ekrana getirelim. Merkez Bankası'ndan hangi vurgular var diye. Elbette piyasanın odağında olan birkaç nokta vardı. O da yeni aslında ekonomideki dönüşüm dediğimiz yeni hedefler neydi? Düşük faiz politikası, faizlerin önümüzdeki dönemlerde indirilerek yatırımların, istihdamın artırılması ve cari açığın faizi indirerek kontrol altına alınması. Bu maddelere ne kadar değinildi? Birazdan Gizem'e soracağım ama finansal istikrar raporunda da iktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğilimi aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteğiyle sürüyor demişler. Yine güçlü seyir, ciro, karlılık ve likitte göstergelerine olumlu yansıyor demişler ki dün Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK ve yine diğer bankalar birliğiyle yaptığı toplantı çıkışında da bunları söylediğine tanık olmuştuk. Reel sektörün döviz pozisyonundaki iyileşme devam ediyor. Salgınla birlikte artan borçluluk oranları salgın öncesi seviyeleri geriledi. Öte yandan yine kredi büyümesine dikkat çekilmiş. Oradaki yavaşlama temelde ticari kredilerden kaynaklandı diyor finansal istikrar raporu. Faiz indirimleri sonrası ticari kredi büyümesi toparlanıyor. Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki olumlu görünüm korunuyor denilmiş. Bunu da yine detaylandıracağız az sonra banka rasyolarını. Likitte şoklarına karşı yeterli tampon var. Bankaların karlılık performansındaki iyileşme sermaye yeterliğini destekliyor. Orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçlarda kararlılıkla kullanılmaya devam edilecek denilmiş. Enflasyon için söylüyor tabii bunda son maddeyi. Şimdi Gizem, programı açarken de söylediğimiz gibi faiz indirerek cari açığın kapanması, faiz indirerek büyümenin, istihdamın sağlanması, böylece uzun vadede enflasyonu düşebiliriz deniliyor. Yeni aslında ekonomideki hedefler bu şekilde. Yeni yöntem bu. Buna dair ne mesajlar vardı kredilere ve büyümeye dair senin ilk gözüne çarpan? Finansal istikrar raporu içinden mi söylüyoruz genel kanaat olarak? Finansal istikrar raporu için. Yani şöyle, benim gözüme çarpan, aslında burada benim senmeye çalışan politikada en fazla dikkatimi çeken konu burada özellikle gördüğümüz kadarıyla
böyle çok belirgin bir dolarizasyon eyleminin oluşmasını beklemiyorlar önümüzdeki dönem itibariyle. Dolayısıyla bir bunu takip ediyoruz. Bir de özellikle kredi kullanımında bireysel tarafa eğildiğini görüyoruz Merkez Bankası'nın. Hı hı. Çünkü buradaki nosyon da şu, kredi kullandıktan sonra bireysel taraf ithalat talebini artırıyor ve ithalat talebi de beraberinde hem dış ticaret açığını artırıyor hem de enflasyon üzerinden ikinci bir etki doğuruyor. O yüzden de aslında burada istenen büyüme kompozisyonunun bireysel taraftan değil de daha çok ticari taraftan gelmesi, kredilerin daha çok buraya yoğunlaşması ve ticari kredi kullanımının artmasıyla beraber yatırımlarda artış beklentisi beraberinde üretim ve istihdam artışını getirmesi hedeflenmekte. Son dönemdeki politika bu. Benim finansal istikrar raporunda dikkat çekeceğim kısımda özellikle ekrandaki grafiklerden de görüleceği üzere ben daha çok hane halkının varlıkları, yükümlülükleri ve reel sektörün varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi hane halkı gelişmelerinden biraz bahsedeyim. Yani bizim hane halkımızın borcu, geliri ne düzeyde, yükümlülükleri ne düzeyde, nasıl bir salgın dönemi ve sonrasını geçiriyoruz buraya bakalım. Şimdi ilk etapta hane halkının finansal yükümlülükleri geldi ekranımıza. Öncelikle bir gelişen ülkeler kıyaslaması yapayım. Şöyle ki Türkiye'deki hane halkı borçluluğu salgın döneminde bilindiği gibi çok fazla her ülkede olduğu gibi bizlere destekleyici politika uygulandı. Ama yine de bizim hane halkımızın borçluluk oranı gelişmekte olan ülkelerin altında kalmaya devam ediyor. Bizde tabii hem düşük maliyetli kredi kullandırma kanalıyla likitte desteği verildi hane halkına, hem borçlar ötelenip yeniden yapılandırma imkanı sunulması, ödemesiz kredi kullandırımları gibi öne çıkan uygulamalar vardı. Ama buna rağmen diğer taraftan toplamda bizde de hane halkının borçluluğu bir miktar artış kaydetmiş olsa bile salgın döneminde gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda bunun yine de düşük kalmaya devam ettiğini gördük. Bir de 2021 yılı için hane halkı varlıklarında yükselişin toplamda devam ettiğini görüyoruz. Ama finansal yükümlülükler tarafındaki artış hızında da bir miktar yavaşlama dikkat çekiyor. Ve hane halkının böylece finansal borç bölü finansal varlık olanı böylece tarihi düşük seviyelere kadar gelmiş olduğunu ve böylece de borcun sürdürülebilirliğinin devamına işaret olarak yorumlamış burayı Merkez Bankası. Burada özellikle finansal yükümlülükler kısmında ekrana getirdiğimiz tabloda hangi kalemde finansal yükümlülüklerde nasıl bir artış var o kısmına da bakalım. Türlerine göre baktığımızda 2021 yılın Mart'ından itibaren yükümlülük artışının tamamına yakını ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartlarından kaynaklandığı özellikle görülüyor. Bu dönemde ihtiyaç kredileri ve yıllıklandırılmış büyümelere baktığımızda diğer kredilerle kıyaslandığında daha güçlü seyrettiği görülüyor. İhtiyaç kredisi kaynaklı borcun milli asya oranı son 6 aylık dönemde ise gerileme kaydetmiş. Ayrıca da ihtiyaç ve konut kredileri hane halkı toplam yükümlülüklerinde en yüksek paya sahip olan faktör olarak, kalem olarak kalmaya da devam ediyor diğer yandan. Gizem, şimdi toplam yükümlülüklerde yıllıklandırılmış büyümeye baktığımızda bunlar herhalde milyar sayı değil mi? Yüzde değişim mi en sondaki, ona bakıyorum. Şöyle, 2020'nin ilk 3 ayında ne durumdaydı toplam yükümlülükler koyuyla yazılmış olan kısımda 709,5 milyar TL'ydi. Bunun milli hasıladaki payı %15,9 seviyesindeydi. 2019'un 2021'in ilk 9 ayına baktığımızda da milli hasıladaki payı yine 15,9 seviyesinde kalıyor. Burada özellikle büyüme tarafına, yani hangisine nasıl bir değişime işaret etmiş diye baktığımızda mesela 3 aylık rakamlar üzerinden gidelim. Konut kredisine mesela daha öncesinde milli hasıladan aldığı pay 5,3 iken 5,7'ye gelmiş olduğunu gördük 2021'in ilk 3 ayında. 9 aylık rakamlarda da tekrar 4,8'e böylece gerilemiş olduğunu görüyoruz. Ama 6 aylık büyüme üzerinden gidecek olursak konut kredisine mesela büyüme var. Görüldüğü gibi aslında her kalemde büyüme var. Ama toplamda milli hasıladan aldığı payda çok büyük bir değişiklik olmadığı göze çarpıyor. Öyle, şu yüzden sordum. Şimdi enflasyon yaklaşık işte kabaca %20'lerde kapatacaksak da 25'teydi. Yani reel olarak bir büyüme de olmamış. Yani çok agresif bir borçlulukta artış olmamış. Evet, öyle görünüyor. Kesinlikle öyle. Şimdi bir de varlıklar kısmına bakalım. Yani yükümlülükler tarafında böyle değişimler var dedik. Varlıklar kısmında nasıl bir değişim var diye baktığımızda hane halkı finansal varlıklarında artış eğilimi var. Türk lirası tasarruf mevduatındaki güçlü büyümenin devamının korunduğunu söylüyor Merkez Bankası. Ve mevduat dışı finansal varlıklarda da tercihlere özellikle dikkat çekmek lazım. Nitekim hane halkı finansal varlıklarının milli hasılaya oranı pandeminin etkisini göstermeye başladığı döneme kıyasla 400 puan kadar yükselmiş ve %48'e gelmiş.
Bu rapor döneminde de hane halkı varlıkları yine güçlü bir büyüme sergilemiş ve söz konusu büyümenin yarısı da TL tasarruf mevduatı kaynaklı olduğu göze çarpıyor. Özellikle son dönemde hane halkının mevduat dışındaki diğer finansal yatırım araçlarına yöneliminde de artış olduğunu Merkez Bankası gözlemliyor. Ve bu yatırım araçlarında da özellikle hane halkının yatırım fonları ve hisse senetlerini tercih ettiği ortaya çıkmakta. TL mevduatı mesela 2021 yılı Şubat'tan itibaren hem nominal hem de reel anlamda büyüme kaydetmiş. 2020 yıl sonundan itibaren TL mevduat artışının tutar kırılımlarına göre baktığımızda tüm müşteri gruplarında öne çıktığı görülüyor. Yani mevduat büyüklüğünü ayırt edecek olursak tutar kırılımında TL tasarruf miktarına baktığımızda bunun her düzeyde yani 5 milyon TL üstünde de aynı tercih var. 500 bin TL mevduat üstü olanı da var. Aynen 500 bin TL'nin altında da aynı İlginç tercih var. İlginç olan şu, diyor ki mesela Gizem, enflasyon beklentileri iyileşirse diyor hane halkı portföylerinin tercihleri de diyor TL mevduattan yana olacaktır. Yani böyle bir devam etmesini bekliyoruz. Fakat mevduat faizinden arındırıp da bakmak lazım. Yani TL mevduat otomatik olarak artıyor. Çünkü işte kabaca nette %13-14 yıllık bazda zaten faizden dolayı rakam artıyor. Şimdi burada... Yani nominal artışa da bakmak gerekiyor aslında, onu söylemeye çalışıyordum. Ama şunu gözlemliyor Merkez Bankası. Yabancı para mevduat tercihinde hane halkının bir durağanlaşmayı ön plana çıkarmışlar. Ben başlarken şey söyledim ya, böyle belirgin bir dolarizasyon artışı beklemiyor bence Merkez Bankası dememin sebebi bu. Özellikle yabancı para mevduat tercihinde bir miktar durağanlaşma. Yani bundan daha ötesini beklemiyoruz, daha fazla dolarizasyon beklemiyoruz'a getiriyor aslında toplamda bence rapor. Ki hani tabii geçen haftanın verileri henüz elimizde yok. Tabii özellikle kur şoku kısmını da ayrıca göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ama zaten şu an mevcut durumda da hani %55 üzerinde bir dolarizasyon oranımız da var. Onu da söylemek lazım. Onu sadece hani dolarizasyon tercihinin yavaşladığını söylüyor özellikle belirtmek gerekirse. Şimdi biraz istersen bu cari açık kısmındaki grafikleri de beraber bakalım. Ona dair de grafiklerimiz vardı. Şimdi hem finansman yapısı hem de tabii ki bu finansman yapısından sonra dış borç çevirme oranı ve rezervleri öne koymuşlar. Çünkü rezervlerle cari açığı finanse etmek şu aşamada elbette güç. Çünkü net rezervlerimiz hala ekside. Fakat brüt döviz rezervlerinde hem döviz hem altın grafiğin en sağına bakacak olursak zaten artış yaşanıyor son dönemde. Dün gelen rakamlar da bize bunu teyit etti. Dış borç çevirme oranına baktığımızda bence burası da oldukça önemli. Çünkü banka dışında, özellikle banka dışında 2021'in hikayesinde çok hızlı bir artış var. Dış borç çevirme oranları %140'a gelmiş. Bankalarda ise bu %100'lerin biraz altına gelmiş. Çünkü bir dönem aslında sendikasyonlar ve döviz borçlanma, yeni borçlanma anlamında bir iştah olmadığı için var olan borçlarda çevrilince %100'ün altına geliyor. Yani borçların çevrilmesine ek olarak yeni borçlanma yaratırsanız bu yüzün üzerine geliyor. Dolayısıyla bu borçlanma hikayesi biraz banka dışı tarafta artmış. %140'ını çevirmişler değil mi dış borcun? Bankalara baktığımızda bu rasyo 90'larda zannediyorum ki. Ve bunu aslında biraz finansman tarafına da bağlıyor Merkez Bankası. Şöyle ki sendikasyon kredileri de tamamlanıyor. Hani buradaki oranlar da gayet iyi. Hani burada borç çevirmekle ilgili Türkiye'de ne banka ne banka dışı için herhangi bir sorun olmayacak. Hani böyle beklenti yok zaten. Bu sene zaten öyle bir sorun hiç olmadı. Önümüzdeki sene için de böyle bir beklenti yok. Çünkü hani Türk bankalarının da Türk banka dışı şirketlerinin de finansmana erişimiyle ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Buradaki tek problem rezerv zaten maviyle gördüğümüz değil mi finansman tarafına. Yani borçların çevrilmemesinden dolayı biz cari açıdan endişe etmiyoruz aslında. Tabii endişe etmemenizin yanı sıra finansman bulmakta problem yok. Sadece bunu biraz daha maliyette ediniyoruz. Rezervler kısmıyla ilgili de Merkez Bankası'nın zaten biriktirmeye çalışıyor ve biriktiriyor da bir taraftan. Bunun da realize olduğunu görüyoruz. O yüzden rezervlerle finansman konusunda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yani rezerv biriktirme politikamız da öte yandan devam ediyor diyebiliriz bu noktada. Çok teşekkürler Gizem aktardıkların için. Aslında bankalara dair de sermaye tamponlarına dair de grafiklerimiz vardı ama sürenin sonuna geldik. Onu da öğleden sonraya bırakalım. Hem Gizem akıllı parada belki işler, biz de Serdar'la 14'te işlemeye çalışırız. Şimdi Başkan Kavcıoğlu'nun dünkü açıklamalarını bir ekrana getirelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Bloomberg HT'nin edindiği bilgilere göre Kavcıoğlu toplantıda, cari dengenin fazlaya dönmesine müteakip enflasyonun da düşeceği konusunda görüşlerini bildirdi. Piyasa prensiplerine bağlı kalınacağını söyleyen Kavcıoğlu'nun, bu konuda hiçbir şüphenin ve tereddüdün olmaması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın yeni politika konusunda bankaların desteğini talep ettiği ve bazı ekonomist ve akademisyenlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği konusunda görüş belirttiği bilgisi alındı.
Hane halkı döviz alımları konusunda da görüş belirten Kavcıoğlu'nun, müşterilerin doğru bilgilendirilmesi aşamasında banka şubelerinden de destek istediği belirtildi. Bilgilere göre Kavcıoğlu'nun Türkiye'yi kısır bir döngüde bırakan, yüksek faiz ve cari açık veren tüketime dayalı büyüme modelinin, artık yerini düşük faiz, yüksek istihdam ve üretime dayalı bir büyüme modeline bırakacağını net olarak ifade ettiği kaydedildi. SGG Partner Danışmanlık Kurucu Ortağı Güler Güner stüdyoda konuğumuz olacak. Güler Hanım hoş geldiniz. Merhaba, teşekkürler. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Stüdyoya geldiğiniz için mutluyuz tabii. Canlı canlı yayın yapabilmek güzel. Şimdi Türkiye içinden geçtiği dönem elbette yüksek türbülans, kur oynaklığı, belirsizlik bunlar arttı. Ama bir de bu belirsizlikler artarken biz bu döneme yeni bir ekonomik söylemle giriyoruz. Evet. Faizi indirerek yatırımları arttırma konusunda bir aslında topyekün bir karar birliği var. Ekonomide karar vericiler nezdinde. O yüzden onunla başlayalım isterseniz. Nasıl görüyorsunuz bu söylem değişikliğini ve yeni ekonomik modeli? Evet, aslında çok taraflı fikirler var burada. Pozitif düşünenler, negatif düşünenler ama sonuç itibariyle bu söylem eğer uygulanacaksa ki dünden beri gördüğümüz şey uygulama konusunda kamu otoritesi çok kararlı. Kararlıysa tabii ki bizim de beklentimiz, reel sektörün, finans sektörünün ve tüm ekonomideki aktörlerin beklentisi bunun biraz daha detay bilgilerinin verilmesi, zamanlamaya dair, iç kırılımlarına dair, yani ne zaman ne olursa ne olacağına dair. Çünkü yatırımcı, hani genelde baktığımız nokta yatırımla büyümekse eğer, yatırımcının da tabii neyi görmesi lazım? Öngörebilmesi lazım geleceği. Öngörebilmesi için de bir takım dataların, bir takım hedef noktalarının belirli olması lazım ki yatırım yapabilsin. Yatırım yapacak kim diye baktığımızda da iki tane aktör var reel sektörde. Bir tanesi büyük işletmeler diyelim, diğeri de KOBİ'ler. Neden KOBİ'leri dikkate alıyoruz, neden KOBİ'leri konuşmak istiyoruz? Çünkü TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de en son 3.3 milyon adet KOBİ'nin toplam işletmeler içerisindeki adetsel olarak orantısı %99.8. Bu çok önemli bir bilgi. Keza sadece buna adetsel olarak bakmakla kalmayalım. Bir de rakamlara da baktığımızda KOBİ'ler cironun %50'sini istihdamın, ki çok önemli, hani her şeyin başında istihdam geldiğine göre istihdamın %72'sini kontrol ediyorlar. Şimdi böyle bir veriden bakıldığında demek ki bizim bütün gücümüzü KOBİ'lere çevirmemiz lazım. Bütün bilgi akışımızı KOBİ'lere çevirmemiz lazım. Çünkü burada eğer bir yatırım hamlesini görebilirsek biz ancak büyümeyi ve kalkınmayı sağlayabiliriz. Kamu otoritesi tabii ki para politikası açısından, maliye politikası açısından bunları görerek yapıyordur. Ama mesele sadece kamu otoritesiyle bağlı kalırsa yetersiz olur. Burada bu diğer aktörlerin de... Ciro olarak da aynı olması da ilginç. Yani mikro küçük ortayı topladığınızda aslında Türkiye'deki büyük şirketlerle aynı ciroyu evet, %50'sini kapsıyor. Evet. Yani bu çok önemli bir güç. Mesela Almanya'nın verilerine baktığımızda Almanya'da toplumun içerisinde yine %99.6'sı KOBİ'lerden oluşuyor. Peki krediler nasıl? Yani kredi iştahı nasıl son dönemde? Kredilerin içerisinde alınan paylar nasıl? Kredilerin de genel seyrine baktığımızda KOBİ'ler toplam kredilerin %23'ünü kullanıyorlar. Bankacılık sektörünün Türkiye'de verdiği Eylül 2021 verisine göre söylüyorum. Toplam kredinin %23'ünü kullanıyorlar. Ama burada şöyle kritik bir nokta var. Tabii ki kredi veren mekanizma, kreditör güven unsuru olduğu zaman kredi musluğunu açıyor. Mikro bazda da, makro bazda da. Burada baktığımızda geçmiş 8-10 yılın verisine baktığımızda KOBİ'lere kullandırılan kredilerin düşen bir seyir izlediğini görüyoruz. Nedeni nedir diye baktığımızda da yine KOBİ'lerin mali bünyelerinden kaynaklı bankacılığa geri ödeme performansındaki sorunu görüyoruz. Nedir bu sorun? Teminat mektubu bile alınamıyordu bir süre. Muhakkak. Hatta hala var o sıkıntılar. Evet. Toplam NPL dediğimiz sorunlu kredi oranı tüm kredilerin içerisinde bankacılık sektöründe 3.55 iken, %3.55 iken, KOBİ'lerin kullandığı kredilerin ortalamasına baktığımızda %5.64. Yani geri dönüşümünde de sorun var.
Bunun nedenine de baktığımızda KOBİ'lerin güçsüz bilanço verileri gösteriyor burada. Neden? Çünkü öz kaynakları güçsüz. Neden? Çünkü rekabet edemiyorlar. Neden? Çünkü teknolojiyi çok düşük oranda kullanıyorlar. Yani makine teçhizatları çok düşük teknolojiyle imalat yapıyorlar. Bu da verimliliğin düşük olduğunu gösteriyor. Bir de içinden geçtiğimiz son iki yıldır hani pandemi bitti bile diyemiyoruz. Malum siz bugün bütün verileri Afrika camiasından gelen yeni bilgileri paylaşıyorsunuz. Bir Afrika'dan geliyor veri, bir yeni datalar, bir Asya'dan geliyor. Avrupa'da yani sürekli pandeminin içindeyiz. İşte bu pandemi süresinde de tabii ki çok yıprandı KOBİ'ler haklı olarak. Çünkü nakit akışını yönetmek zor, güçsüz öz sermaye, yetersiz karlılık, rekabet gücünü düşürüyor. Evet, ekonominin kılcal damarı diyoruz KOBİ'lere ama maalesef bu gücü yeteri kadar kullanamıyor. İşte o az önce söylediğim Almanya verisine baktığımızda hani hedef kimi alıyoruz? Çünkü birileri bir şeyleri başarmış. Kim bunlar? İşte Avrupa Birliği'nin içerisindeki güçlü ülkeler. Bunların içerisinde de en önemlisi Almanya. Almanya'nın bu büyüklüklerine baktığımızda Ciro'nun payı bize göre daha düşük. %36'larda toplamın içerisinde. Ama Almanya'da şöyle bir farklılık var. Öz kaynakları çok güçlü KOBİ'lerin. Öz kaynakları güçlü, aynı zamanda da devlet otoritesi, kamu otoritesi zor zamanlar için önemli kaynak enjeksiyonu yaptığı gibi Ar-Ge'de, personel eksikliğinde, teknik detayda da çok ciddi teşvikler veriyor. Çok küçük bir örnekle, bir cümleyle geçeceğim burayı. 2020'nin Nisan ayında Alman Ekonomi Bakanlığı hızlı kredi formunda bir kredi sürüyor piyasaya. KOBİ'leri için, Mittelstand denilen firmaları için. KOBİ'lere verilen bu özel kredi öyle bir kredi ki birincisi %100 garanti veriyor. İkincisi 6 yılla 10 yıla kadar vade veriyor. Bizim 2 yıl KGF ödemesiz türü mü? Gibi, evet. Ama biz o KGF'lerle araba alındı, döviz alındı vesaire diye. Ama orada bir kontrol denetim mekanizması var tabii. Buradaki gibi değil. O yüzden o kontrol denetim mekanizmasını sürdüğü için, çünkü oradaki amaç toplumun reel sektöründeki o gücü pandemi sonrasına hazırlayabilmek. Doğru. Yani bugün neyden etkileniyorsan bir sonraki dönemde de bu etkiyi bertaraf etmiş olarak yeniden ekonomik aktivitene dön şeklinde. Zaten güçlü bir öz kaynak yapısı var. Devlet de önemli teşvikler veriyor. Burada tabii çok önemli bir unsur bizdeki KOBİ'lerin yetersiz öz kaynak seviyesi. Bütün bilançoların ortalamasına baktığınızda yüzde pasifin %30'unun çok altında bir öz kaynak seviyesi var ki hani muhasebesel olarak bakıldığında da güven temasında da ayrı bir sorun var diyebilirim. Peki istihdam tarafıyla yavaş yavaş tamamlayalım. Yaratılan istihdamı nasıl görüyorsunuz? Yeni dönemde faizlerin indirilmesiyle beraber yatırım artacak, daha fazla istihdam yaratılacak mı? Ve elbette kadın istihdamı konusundaki hassasiyet nasıl? Elbette yine kamunun amacı istihdamın artırılması, bu kalkınmayı ve refaha getiren bir unsur. Yeni ekonomi politikasını biraz göreceğiz. Yani yaşayarak da test edeceğiz. Hepimiz umuyoruz çünkü herkes Türkiye'nin iyi olmasını istiyor. Her aktör iyi olmasını istiyor. Umarım istihdama da olumlu etkisi olacaktır düşen faiz ortamının. Ama bilançoların ve gelir tablolarının geneline baktığımızda faizden ziyade satışların maliyetindeki unsurlar çok daha önemli. Enflasyon, hepimizden kur ve öngörülebilirlik, evet, değil mi? Evet, aynı şekilde. Çok küçük bir bilgiyi kadın istihdamı açısından vereceğim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekonomistleri zaman zaman bazı raporlar yayınlarlar, biliyorsunuz kendi analizlerini. Bu analizlerden bir tanesinde kadın istihdamının verimlilik açısından önemini ölçmeye çalışmışlar. Bazı seçtikleri firmalarda düşük verimli, orta verimli, yüksek verimli ve bütün verimlilikte öncü firmaları ayrı kategoride değerlendirmişler ve düşük ve orta verimli olan firmalarda kadın istihdam sayısı daha az erkek istihdamına göre. Yüksek verimlilikte eşite oturmuşken öncü olan firmalarda kadın istihdamının yüksek olduğunu görüyoruz. Demek ki kadın istihdamı verimliliği artıran unsurlardan birisi. O yüzden artırmaya yönelik bir takım önlemlerin de alınması gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgi de verdiğiniz için. Çünkü hani hep biz kadın erkek eşit diyoruz ama daha rasyonel, daha analitik bakacak olursak, hani seksist bir bakış açısıyla değil, hani kadınları koruyalım, pozitif ayrıştıralım diye değil, daha analitik baktığımızda da aslında verimlilikle ilgili bu paylaştığınız bilgi bence çok önemli. Çok teşekkürler tekrar Gülay Hanım. Ben teşekkür ederim. Değerli katkınız ve analizleriniz için. Gülay Güner'e teşekkür ediyoruz ve geçelim buradan biraz Black Friday, dünyada bizde efsane cuma.
Gerçekten talep ne olacak? Bunu konuşalım. Inveon yönetici ortağı ve TÜBİSAT yönetim kurulu üyesi Yomi Castro bizimle. Hoş geldiniz yayına. Hemen söz size vereyim. Ne bekliyorsunuz bu sene Black Friday'den? Hoş bulduk. Merhabalar. Malum bugün efsane cuma kampanyaların en yoğun olduğu gün, bu bir hafta hatta belki iki haftalık bir süreye yayılıyor da diyebiliriz, geçmişten bugün son günü. Gerek COVID etkisiyle gerek bir takım ekonomik dinamiklerin etkisiyle bu yıl içerisinde bu spesifik içinde bulunduğumuz gün en çok e-ticaret alışverişinin yapıldığı gün. Baktığımızda sepet ortalamalarında %30-35'e varan bir takım artışlar görüyoruz. Hem pazar yerlerinde hem de perakendecilerin kendi sitelerinde rakamlar paralel gidiyor diyebiliriz. Geçtiğimiz yıla kıyasla bizim conversion rate diye tabir ettiğimiz, yani ziyaret eden kişilerin satın alma yüzdeleri geçtiğimiz yıla kıyasla biraz daha aşağıdan seyrediyor. Bunu da tahmin ediyorum. Tüketiciye sunulan tekliflerin geçtiğimiz yıl kadar çekici olmamasıyla yorumlayabiliriz. İlk etapta dinamikler bu şekilde görünüyor. Peki Yun Bey, burada tabii elbette kur ve ithal ürünleri olan talep. Şimdi önümüzdeki süreçte yerli ikame, mevcut kurdan dolayı ithal ürünler çok pahalı olduğu için yerli ürünler belki tercih edilebilir ama bizim gözlemimiz hem sektörle aslında temasa geçtiğimizde hem de aslında kamuoyuyla biraz konuştuğumuzda şunu görüyoruz. Enflasyon ve kurdaki yükseliş nereye kadar devam eder belli olmadığı için öne çekilen bir talep var. Yani işte beyaz eşyada, doğru, bilgisayarda, telefonda, yüksek fiyatlı ürünlerde, ithal ürünlerde hani bugün almazsam daha da pahalı olur telaşı var sanki. Bu nasıl yansıyor rakamlara? Sizin oradaki gözleminiz nasıl? Şöyle, özellikle elektronik eşya ve beyaz eşyada dediğiniz gibi talebin öne çekilmesi kesinlikle görünüyor. Bunun efsane cuma indirimleriyle kombine olduğunda birçok pazar yerinde bu kategorilerde çok ciddi artış olduğunu gözlemliyoruz biz de. Bununla beraber geçtiğimiz yıl efsane cuma haftasıyla bu haftayı kıyasladığımızda toplam sipariş adetlerinde %20'lik bir gerileme de görüyoruz. Bunu tabii geçtiğimiz yıl COVID etkisiyle daha çok online alışverişle açıklayabileceğimiz gibi bir takım ekonomik dinamiklerle de açıklama söz konusu olabilir. İki dalga şu an üst üste gidiyor. Bir tanesi erkene çekilmiş talep dalgası, öteki de ekonomik dinamiklerin getirdiği belirsizlikle alışveriş etkisi ve iştahının biraz azalma dalgası. Bu ikisi sanki birbirini dengeliyor gibi bir görünüm var. Peki burada özellikle rakamlar üzerinden gidelim. Ne kadarlık ciro artışı bekliyorsunuz ve hani geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında burada hani hem satış adetleri, hacimleri anlamında bakmak lazım, ciro anlamında, hem de aslında kar marjlarına da biraz bakmak gerekiyor herhalde. Rakamları belki büyük perspektifte şöyle ifade edebilirim. Covid öncesi dönemde Türkiye'de e-ticaretin perakende ticareti oranı %5,5-6'larda seyrediyordu. Covid kapanma dönemlerinde bunun %22'lere çıktığını gözlemledik ve tekrar açılmalarla beraber e-ticaretin normal ticarete oranının şu an %17'lerde seyrettiğini gözlemliyoruz. Bu tabii ki kategoriden kategoriye göre çok değişiyor. Bu olayın bence birinci boyutu. İkinci boyutu, artışlara baktığımızda bu e-ticaret penetrasyon artmasıyla bu yıl geçen yıla kıyasla yine işlem bazında en az %30-35'lik bir büyüme olacağını bekliyoruz. Spesifik olarak içinde bulunduğumuz kampanya haftasına baktığımızda biz bu kampanya haftasının geçtiğimiz yıla kıyasla işlem adeti sayısından %20 altında gerçekleştiğini şu an ilk gelen rakamlarla görebiliyoruz. Fakat sepet ortalamaları %35-40 yukarıda olduğundan dolayı toplam ticari hacim olarak baktığınızda geçtiğimiz yıla kıyasla yine %10-20'lik bir artış olacağını söylemek mümkün. Burada bizim gözlemlediğimiz bir ilginç trend de şu. Pazar yerinin, perakendecinin kendi sitesine kıyasla oranına baktığımızda tabii %80'lerde olan bir e-ticaret hacmi orada. Fakat bu yıl itibariyle Türkiye'nin önemli markalarının pazar yerindeki pozisyonlarını bir tık daha azalttığını gözlemliyoruz. Kendi sitelerinden daha çok alışverişi motive eden bir takım tekliflerle geliyorlar. Burada da bir kayma gözlemliyoruz.
Peki son olarak Inveon olarak aslında sizin için nasıl bir sene diyorum Bey? Ve tabii önümüzdeki seneye dair yatırım hedefleri, yeni haberler var mı onu da sorayım, tamamlayalım. Teşekkürler. Inveon olarak biz büyüyen e-ticaretteki markalara ve perakende sektörüne teknoloji altyapıları, yazılım altyapıları sunuyoruz ve yönetim hizmetleri veriyoruz. Bizim platform hacmimizin 1/3 yurt dışındaki müşterilerimizden geliyor. İngiltere ağırlıklı olarak ve oradaki bir takım en iyi uygulamaları da Türkiye'ye yansıtma imkanı bulabiliyoruz. Burada çevresel alışveriş diyebileceğimiz aslında hızlı teslimatı öne çıkartan, stokların farklı noktada gerçek zamanlı takip edilerek tüketiciye ulaştırdığı modellerde çok net bir ivme görüyoruz. Sadece perakende sektörü ve hızlı tüketim sektörü değil, aslında birçok sektörde üretime yönelik olabilir. B2B e-commerce inisiyatiflerinin de başladığını görüyoruz. Biz Inveon olarak e-ticaretin yeni büyük dalgasının aslında B2B ticaretle geldiğini de görüp bu yönde ciddi yatırımlar yaptık. Omnichannel dediğimiz çok kanallı e-ticaretin de daha da artık hayatımızın bir parçası olduğunu görüp bu yönde de teknoloji yatırımları, software hazırlıkları ve yönetim hizmetleri hazırlıkları yaptık. Benim şahsi görüşüm, artık içinde bulunduğumuz dönemde her şirket bir dijital ticaret şirketi olmak zorunda. Konvansiyonel kanalların dönüştürmek zorunda. Biz de bu yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için ve katıldığınız için çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. İyi günler. Evet, Yomi Castro'yu ağırladık. Focus'un son bölümünde. Focus'u burada noktalıyoruz. Kısa bir ara, aranın arkasından risk yönetiminde Gedik Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Coşan Yaynoğlu bizimle olacak.